Arkadaşlar, dostlar merhaba. Çözüm hareketi çözümlerini mermi gibi üzerinize yağdırıyor. Ama desteğinizi de bekliyor. Bugün vatani görev tanımını size çözüm hareketinin nasıl öngördüğünü anlatacağım. Kadınlarımız da Türk vatandaşı, erkeklerimiz de Türk vatandaşı ama vatani görev erkeklere hasredilmiş ve sadece askeri bir eylem olarak öngörülmüş. Halbuki adı üzerinde vatani görev bu vatana bir hizmet üretmektir. O yüzden biz kadınların da vatani görevle görevli olması gerektiğini düşünüyoruz. Bazı ülkelerde var. Kadınlarımız da erkeklerimiz de bu vatana borçlarını ödemeli ve milliyetçilik, vatana bağlılık bilincinin gelişmesi için genç yaşta vatanın önemli, gerekli, hepimiz için değerli kurumlarında, hastanelerinde, ormanlarında, eğitim kurumlarında, belediyelerinde, istedikleri, sevdikleri kurumlarda böyle parça parça ücretsiz çalışmalı. Bizim vatani görev tanımımız bütün Türk vatandaşlarını kapsıyor ve biz eğitim süresi içerisinde lisede ve üniversitede okurken gençlerimiz ay ay istedikleri kurumda vatani görevlerini tamamlamalıdır diye düşünüyoruz. Diyelim ki liseden başlayarak her yaz birer ay ben bir ay gidip ülkenin ormanlarında ağaç ekeceğim. Bir ay gidip ülkenin eğitim kurumlarını temizleyeceğim. Bir ay gidip hastanelerinde hangi mesleği, hangi konumda olabilirsem çalışacağım. Hem ülkemi tanıyacağım, hem ülkenin halkına hizmet edeceğim, hem vatandaşlık bilincini geliştireceğim. Vatani görev tanımlaması sonrasında şu da olacak. Vatani görevini yapmayan kişiler oy kullanamayacak mesela. Yurt dışına çıkamayacak, yurt dışına gezmeye gidemeyecek, okumaya gitsin de. Vatani görevini yapmış olmak büyük bir onur ve büyük bir gurur olacak. Bu çerçevede vatani görev tanımlamasının yeniden gözden geçirilmesini öngörüyoruz. Parası olanın askerlikten yırttığı, parası olanın olmayanın askerlik yaptığı böyle klasik bir vatani görev tanımı demode olmuştur. Artık asker gücüyle de savaşılmıyor. Teknolojik savaşlar çıkmıştır. O yüzden askerlik eğitimi eskisi gibi değildir. Bu bizim uzmanlık alanımızı aşıyor ama genel manada böyle. Vatani görev kavramını da yeniden tanımlayacağız. Her konuda çözümlerimizi sizinle anlatıyoruz. Bir makineli tüfek gibi yağdırıyoruz size ama bir karşılığı da olmalı. Sizden bir destek görmemiz lazım. Bu çözümleri biz konuşarak yapamayız. Siz destek olursanız yetkilileri etkileyerek veya yetkilileri alaşağı edip yerine gelerek yapabiliriz. Bu konuda da sizleri uyararak bizi takip etmenizi rica ediyorum. Saygılar sunuyorum.